Herkese yeni bir günden, yeni bir videodan, Ağrı sabahından günaydınlar. Nasılsınız? Umarım inşallah iyisinizdir. Ben daha iyiyim. Akşam geldik, tabii yorulmuştuk. Eşim beni bıraktı. Ondan sonra dinlenmeye geçtim. Saat şu an 11. Nereye gidiyorum? Saçıma fön çektireceğim. Orada evine gideceğim. Eğer orada sıra varsa veya da hani rezervasyon yapılıyorsa, iyi bir kuaför bulursam oraya gideceğim. Bakalım. Yer bilmeyince böyle oluyor. Neyse, güne başladık bakalım hayırlısıyla. Bugün Ağrı sokaklarıyla sizlerle beraber Ağrı sokaklarında gezeceğiz inşallah. Havada böyle bir açıyor bir kapatıyor. Ben kaban getirmedim ki, iyi ki getirmemişim. Bu hırkamı getirdim. Trench coat. Bir tane kot mont. Bence yetti. Şimdi nereye geldim? Kahvaltıda yapacağım ama ilk saçımı halledeyim. Şu karşı taraflara gidebilirim. Öyle insanlar geliyor. Şimdi kapatayım. Birazdan tekrar buluşuruz bakalım. Bu her ilde var biliyorsunuz ama burada böyle seni seviyorum Ağrı diye var. Şöyle yapalım. Ağrılı arkadaşlar var, yazıyorsunuz. Hatta böyle çok hoşuna gidenler olmuş çekimlerim. Hepinize selam olsun. Memleket başkadır tabii ki. Herkesin kendi memleketi. Haydi gidelim. Dediğim gibi birazdan oralara geliriz. Orada evinde de aslında yemek çıkıyor da, belki bir çorba içerim eğer denk gelirsem. Şimdi böyle yürüye yürüye merkeze doğru gidiyorum. Annem demin diyor ki, biliyor musun oraları? Tabii biliyorum dedim. Bakın çocuklar servislerden indi. Bakalım nehir yine yüksek mi? Ama yüksek sanırım. Bulutlara bakın, en sevdiklerim Allah aşkına. Evet, Murat Nehri yine yüksek. Bir yerlere yağmur yağıyor. Burası da yarın ve cuma yağışlı. Haydi gidelim. Burası yanlış bilmiyorsam Cumhuriyet Meydanı mı? İlerisi mi Cumhuriyet Meydanı? Öyle biliyorum ama yanlış bilmiyorsam. Şimdi şuraya doğru gideceğim. Orada evi o tarafta kalıyor. Bana bir arkadaş demiş, niye orada evinde kalmadın diye. Öğretmen evi daha rahat. Öyle söyleyeyim hani. Ne bileyim, daha böyle şey gibi. 5 yıldızlı otel gibi hani. Şey çektim size, oda turu böyle kısa da. Ekleyeceğim inşallah. Evet, orada evi burası. Bakın şöyle. Girdim perşembeye kadar. Ben de dışarıda şöyle görünüşü güzel bir yere gireyim, fön çektireyim. Yemek saati başlamış aslında ama 2'ye kadarmış. O yüzden dedim ki, şimdi ilk aç karnına da çorba, ne bileyim. Ya çorba içeceğim, oradan kahvaltı böyle tost mus yemeye gideceğim. 2'ye kadar var. Saat daha 12. İlk şu saçımı halledeyim. Allah'tan havada sıcak. Bunu aslında giymesem de olurmuş ama esiyor bir taraftan. Öyle, hadi bakalım bir kuaför bulalım. Nereden de şuradan. Kaybolma, korkmayın. Şimdi ben buraya İstiklal Caddesi diyorum. Barış gülüyor bana. Eşimi aradım da çıktım diye orada evinden. Şimdi bu daha kalabalık değil, daha kalabalık oluyor da kuaför arıyorum arkadaşlar. İnşallah bulacağım. Burada böyle bir ot var. Ama ot acaba? Ne otu bu? Kolay gelsin. Bilmediğim için sordum. Burada hocam diyorlar, dikkat ettiniz mi? Nereye girerseniz hocam diyorlar. Ezan okunuyor. Burada böyle bir yer buldum, bakayım gireyim. Başka yok, bulamadım. Vardır da, sonra geldim. Burasıymış. Hadi bakalım nasıl bir yer. Türban tasarım. Şöyle yapayım. Şimdi bana çay getirecek arkadaşlar. Yemek yiyorlarmış. Bekleyeceğim biraz ama buldum. Buldum bakalım. Karanfil tadı var gibi. Yani kaçak çay olabilir ama farklı geldi bu. Sanki karanfil kokuyor. Aynen, değişik bu. Bu saçta gerçekten fönsüz hiçbir şeye benzemiyor ha. Gidince bir boyatacağım. Renk iyice aktı. Şimdi şöyle Elif'le birbirimizle konuşurken aynaya kendime bakıyordum. Bir baktım küpemin biri var, biri yok. Yeni aldığım çelik küpe bir de. Nerede düşürdüm Allah bilsin. İnşallah odada düşürmüşümdür. Daha üçüncü takışımdı. Neyse, canım sağ olsun, ne diyeyim. Bakın bu tablolardan burada da var.
Görüyor musunuz? Evet, bu arkadaşımızı tesadüf buldum ama iyi ki bulmuşum. O kadar tatlı, o kadar böyle, nasıl diyeyim, illa gitmeden kahveye de bekliyorum diyor. Hemen Instagram'dan beni takip aldı. Ben de onu aldım. Allah nasip eder de tekrar gelirsem, ki gelirim, o zaman yine geleceğiz bakalım. Valla işi gücü rast gitsin. Allah her zaman hepimizi iyi insanlarla karşılaştırsın. Saçım da böyle iyi oldu. Şurayı çok beğendi. Şurası tabii biraz açıldı, kızıllık oldu ama şu renk çok güzel olmuş dedi. Şimdi gidelim. Sizce ben Ağrı'ya gelirim de nereye giderim? Tabii ki Uygun AVM'ye. Buraya gireceğim. Buradan sonra da karnımı doyurmaya gideceğim artık. Haydi girelim. Geldim şimdi. Burada müzik var da. Dün Barış beni çekerken ki müzik beni mahvetti. Gece var ya, 3 kere video yükledim. Ay nasıl güzel bunlar. Bizim orada bir Uygun AVM yok. Aksu falan var da. Şimdi buraları hızlandırırım eğer telif yersem. Ay bakır tencereler, kırmızılar. Aa çok güzel. Şimdi şunun tabakları da vardı girişte de, orası kalabalıktı. Bakın şöyle çay bardakları. Şu da güzel. Beni artık biliyorsunuz. Ay bunlar da nasıl güzel. Fiyatları 70 TL. Çay setleri de güzel. Şöyle. Bardaklar daha sarımtırak sanki. Aynen. O leopar aşkımız. Bakın takım böyle pasta tabaklı ama güzelmiş ha. Vallahi bizim orada olmayan şeyler varmış. Baksanıza. Gayet şık. Hemen şöyle bir bakalım. Severim. Şunlar da çok hoş cam. Bu tabaklar var. Bir de üst kata bakalım. Üstte neler varmış. Hoş geldiniz. Hepimiz hoş bulduk arkadaşlar. Ağrı Uygun AVM. Hadi bakalım. Bir tık müziğin sesi yüksek. Yoksa her şey çok güzel de. Şöyle. Aa ne güzelmiş şu. He, bu önceden vardı. Aynen. Bir an değişik bir şey zannettim de bildiğim bir şeymiş. Evet bakın. Şu Paşa Bahçe'nin benim aldığım kaseler fiyatına bakacağım. Burada ne kadarmış durum. Bir bakalım burada da aynı mı? Bunun şu çay seti çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Bakın şu bardakla. 6 kişilik ne kadarmış? Kaç bu? 150 değildir. Hiç zannetmiyorum 150 olacağını. Ama bu seti beğeniyorum. Ne kadar ki bu ya? Görüyor musunuz? Göremiyorum ki. Bir dakika. 500'müş. Ben de 150 okuyorum bunu. Uca koymuşlar ama. Heh, şunlar ne kadarmış bakayım. Ana, bura Uygun AVM değil. 300 TL diyor. Bu kadar pahalandı mı? Ben daha yeni aldım. Ya da bakın böyle alacağım. Altılı. Ne kadar? 165. Uçakla gitmesem şunu alırdım ama bizim orada vardır. Bu desen güzel. Gerçekten çok güzel hem de. Şu ayaklılar da güzel. Bunun ayaklıları da güzel. Neyse çok dolaşmayacağım. Sizi de sıkmayacağım ama gelmişken bakacağım. Saçlarım da yağ falan da sürdüler. Şöyle bakım serumu. Çok ilgililerdi ya valla. Muhakkak geldiğinizde kahveye gelin diyor. Allah razı olsun gerçekten. Hadi çıkalım mı buradan? Benimkilerden. Bu ne kadar? 75. Buna ne kadar artmış? 45 almıştım ben. Gold aşkına bakın. Ay çok gold bunlar. Ben böyle sevmem. Şu tarafa da bakayım da çıkamadım bir türlü. Anam şunlar ne tatlı. Tabii benlik değil. Ben bunu 2 günde kırarım. Şunlar da hoşuma gidiyor. 600 TL bakır. Ablam da seviyor onları. Evet. Şimdi baksanıza. Şu güzel, fena değil. Diyor mu çok gold da bayıyor ya. Ana bunlara bakın. Yine kendimden geçtim. Görüyorsunuz. Aa şu bana lazım. Ama buradan şimdi getirmeyeyim ben bunu ya. Vallahi bu tam bana göre. Dolma taşı. Neyse onu bizim oradan buluruz. Şu gırgır da şey popüler. Aa benimkilerin böyleleri gelmiş. Yok ya.
Hayırlı işler. Duymadılar. Çıktık bakalım. Bakın burada ne var. Üzerimden bir şey şak etti. Küpem. Arkası düşmüş yolda. Yani yolda düşmedi. Şu an üstümden düştü. Üstümdeymiş ama o kadar baktım. Ya görüyor musunuz? Buldum küpemi. Şaka gibi. Kuafördeki arkadaş da diyor ki altın mıydı? Yok değildi, çelikti dedim. Ama üzülmüştüm. Sağlık olsun demiştim. Şimdi bunu arkalık ayarlarız. Bulduk yani küpeyi. Geliyorsunuz. Güzel böyle mağazalar var. Ben mavi cinse bakacaktım, unuttum. Şimdi o yüzden şuradan gireyim. Mavi cinse bakayım. Ay ne güzel şeyler var. Neymiş adı? Moda fuşya. Oo güzel. Hadi bakalım. Sonra da bayılmadan karnımı doyurayım. Ay canım isteseydi hemen şurada Diyarbakır kadayıfçısında yerdim ama karnım aç şu an. Karşıya geçeyim. Ağrı sokaklarını sizlerle gezelim arkadaşlar. Böyle çünkü değişik yerleri merak eden arkadaşlarım var. Bu arada çok dikkatimi çekti. Van'da da öyle. Ağrı'da da bayağı 31 plaka var. Buradan Hataylı arkadaşlarıma selam olsun. Şimdi nereden gideyim? Şöyle gidelim. Çünkü şeye çıkacağım. O İstiklal Caddesi dediğim yer var ya. Oraya da şuradan çıkacağım. Bakın öğlen daha kalabalık. Şimdi şu maviye bakacağım. Ben şu gömlekten bakmıştım ama kalmamıştı. Ne kadarmış? 400. Benim baktığım yerde de öyleydi. Beyazlar da güzel. Şöyle uzak çekim yapayım. Şu elbise nasıl rahat? Ne kadar? 700. Arkada kırmızı da var. Beyaz çanta da gelmiş. Bakın sırt çantası. Ama bilemedim. Şu benim kötü olana benziyor. Derileri güzel oluyor buranın. Beyaz pantolon alasım var ama bizim oradan bakacağım. O bunlar çok ne kadar erkek bedeni gibi. Şöyle bir baktım. Yani öyle çok aman aman şunu çok bayıldım dediğim bir şey olmadı. Şimdi nereden gideceğim? Bir dakika arkadaşlar. Buradan gidersem oradan yolu bilmiyorum. Ben yine Göbek'ten geldiğim yerden gideyim. Aynen geldiğimiz yerden. Şimdi karnımızı doyurmaya gidelim. Şurada meşhur bir mısırcı var ama şu an yiyemem. Burada bir takıcı var. Dün Barış'la girmiştik. Önceki gün. Çelik küpe bakacağım. Küpemi buldum ama olsun. Şunlar çelik. Belki hoşuma giden olursa. Bakayım bir saniye arkadaşlar. Alırsam çekerim sizlere. Fiyatları da 60 falanmış yani. Aynen. Aa hepsi 60. İyi. Bakın netledim mi? Evet şu hoşuma gitti böyle. Hem top küpeleri var, hem halka var, hem şunlar var. 80 TL'ymiş. Şuna da baktım aslında. Neredeydi? Ay nereye koydum? Şu an görmüyorum. Aa tövbe beğendiğim küpeyi bulamıyorum şu an. Şu muydu? Ha buydu. Üçlü. Ama bunu alacağım. Evet nasıl gidiyor arkadaşlar, hanımlar? Beğeniyor musunuz? Ağrı sokakları nasıl sizce? Bence güzel. Ülkemizin her yeri güzel. Her yeri ayrı güzel. Şimdi karnımı doyurmaya gideyim. Saat 2 oldu. Hadi bakalım. Havada şansıma güzel. Mis gibi. Güzel bir hava var. Allah rahmet eylesin. Bakın böyle şehitlerimizin adını yaşatıyorlar. Okullara veriyorlar ya, ne mutlu. Ağrı Patnos'ta benim arkadaşımın eşi de Ağrı Patnoslu. Orada Emrah Çelebi diye okula adı verildi. Allah mekanlarını cennet eylesin. Hakları hiçbir şekilde ödenmez. Hiçbir şekilde hem de. Böyle görünce ben çok duygulanıyorum. Bilmiyorum hani kaldığım yerde de mesela size çektim. O kızcağıza çok üzüldüm. Mekanı cennet olsun. Ne bileyim. İsimlerini yaşatmaları da çok güzel ama. Sabah çekmiştim ya size. Buradan geçerken yine çekeyim. Bu lojman ama ne lojmanı bilmiyorum. Şuradan doğru kestirme gidiyorum. Ben bayağı ağrılı olmuşum yalnız ha. Eşimi görseniz var ya sabahtan beri arıyor. Neredesin? Kaybolmadın değil mi? Yok dedim, sen beni merak etme. Bugün ayrıyız. O görevinin başında. Şimdi şuradan doğru geçeceğim. Normalde Nakkaş'ta yemek yiyoruz ama onun yanında bir kahvaltı salonu vardı, kafe. Orada böyle ya tost gibi, ne bileyim, ya da bakacağım duruma göre kahvaltı tabağı da olabilir. Artık bir şeyler yerim şöyle mis gibi çayla. Hava güzel ya, yürüyüş yapanlar falan. Çarşılar bayağı kalabalıktı arkadaşlar.
Herkes bu tarafa girdi. Nakkaş galiba burası. Şuranın adı değişmiş. O yüzden yine ben bildiğim yere gideyim. Burada güzel karnımı doyurayım. Şöyle çay keyfi yapayım. Burada bir kolonya beğendim dün. Satılıyor ama benim istediğim yok. O kadar güzel kokuyordu ki anlatamam size. Ha dün diyorum da siz beni anlayın. Bir önceki gün. Bakın. Şimdi şöyle kahvaltı tabağı alayım diyorum. İçinde bunlar varmış. Benim en sevdiğim öğün kahvaltı biliyorsunuz. Şöyle tostlar da var ama peynir tabağı. Yok ya, en iyisi bu. Domates salata var mı? Var. Aynen bunu alalım. Şöyle oturdum. Evet, kahvaltı tabağı hüsran oldu. Saat 2'yi geçtiği için kahvaltı tabağı gelmiyormuş. Ben de ne yaptım? Patatesli gözleme söyledim. Şimdi çay da gelecek. Şöyle şekersiz çay. No no. İçemiyorum arkadaşlar ya. Evet, bırakabilsem en güzeli de. Bakın kurabiyemiz de var şöyle. Evet, bana afiyet olsun. Buralar uçuyor rüzgardan. Akşam üzeri oldu ya, saat 3'ü geçti. Ay ben nereden geldim, çıkamıyorum. Ha şuradan yol var. Ay inşallah çamur değildir. Bakayım. Birazcık. Şimdi karnımı güzel doyurdum. Gözleme güzeldi. 3 bardak çay içtim. Şimdi dün akşam eşim beni bırakırken güzel bir yerden, pastaneydi sanırım, anne kurabiyesi aldık. Oradan şimdi 2 tane anne kurabiyesi alacağım. Çok güzeldi. İçeceğim dolapta var ama yine de böyle soğuk bir içecek alayım. Çay istersem zaten aşağıya inerim. Üstümü çıkarmayacağım. Arkadaşımla belki buluşacağız dediğim gibi. Eğer Barış da gelirse beraber yemek yiyeceğiz ki eşimin geleceği belli değil. Gelmeyebilir bugün. Yarın beraber olacağız inşallah. Öyle bakalım. Haydi gidelim. Daha buralar, yani şu arkamdaki kafe falan açılmamış arkadaşlar. Hadi yağmadan gideyim şimdi. Fırına, oradan odama. Uykum geldi, yedim. Bakın kurabiyeler tepsiden kendim aldım. Mis gibi yeni çıkmış. 2 tane aldım. Şimdi A101'den su alalım. Suyum yok. Evet, geldim bakalım. Şimdi odama çıkayım. Güzel dinleneyim. Saat 4'e geliyor. Ondan sonra da zaten çıkarsam sizlerle birlikte çıkarım. Yoksa karnım acıkırsa çıkarım sadece. Hadi bakalım. Ben odaya geldim. Bayağı bir oldu. Hemen üstümü falan değiştirdim. Yatağa uzandım. Sesimden de anlıyorsunuzdur. Bayağı böyle mayıştım. Birazcık böyle kestireceğim. Bakalım, eğer eşim gelirse beraber yemek yiyeceğiz. Gelmezse arkadaşımla buluşacağım. Öyle söyledik. Artık hayırlısı. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? İlk gün oda turu çekmiştim ve ben videoma eklemeyi unutmuşum. Onu sizlerle paylaşacağım. Beraber Barış'la böyle odaya ilk girerken video çekmiştim söylediğim gibi. Gerçekten benim çok hoşuma gitti. En önemlisi tertemiz oluşu. Şimdi o zaman sizler güzel bir şekilde oda turumu izleyin. Ben de dinleneyim. Ondan sonra da inşallah bakalım dışarı çıkarsak hep beraber çıkarız. Ya da ne yaparız? Kapanışımızı yaparız. Evet, bismillahirrahmanirrahim. Odama hoş geldiniz. Bakın hep beraber göreceğiz. Aa, ne kadar güzel Barış. Odama hoş geldiniz. Ben de hoş geldim. Gerçekten çok güzel. Senin o zaman kaldığın da mı böyleydi? Belki 2 yataklıydı. He, tek baza. Yani tek bazaydı. Oh, vallahi çok güzel. Ayakkabıları. Ama sen bana bak, terliği bıraktırdın. Tam terlik bulur. Tüh. Ay çok güzel. Çok beğendim Barış, mis gibi. Buraya da bakayım. Bak, burada ekstra yoldan bastırık var. Hı hı. Aa, vallahi ne kadar güzel. Tertemiz. Ben yine çıkınca bir şampuan bakayım. Oo, bunlar da ne güzel. Burada tabii uzun süre kalanlar var değil mi? He, o terlik. He, tamam. Tamam. Evet. Kocişim beni yerleştiriyor ve gidecek birazdan. Gerçi dışarı mı çıkacağız? Tamam. Oo, seccadeye kadar var. Sen bana onları öğretirsin. Vallahi çok beğendim. Şurada da o kahve keyfi, çay keyfi yap. Burada vallahi yaşanır ha. Çok güzel. Ben yaşanır. Vallahi çok beğendim. Barış, evet arkadaşlar, ilk hani geldik lojman çıkmamıştı ya, o zaman öğretmen evinde 20 gün kaldı. Ama onlar şeydi, 2 kişiydiniz değil mi siz? Ben
Onlar 3 gün kaldı. İki kişi. Ondan sonra tekrar. Tek kaldı. Ama şunları hatırlıyorum. Sanki sen de vardı. Sen çok güzel, çok temiz diyordun ama böyle beklemiyordum. Ne yalan söyleyeyim. Ya malzemesi de güzel. Bakacağım şimdi. Ayağımı çıkarmadan basmak istemedim halıya. Evet, saatlerimiz 6.30'a neredeyse geliyor. 40-45 dakika uyumuşum. Daha da uyurdum. Bir baktım eşim arıyor. Geliyorum Yeşo dedi. Ben bugün gelmez diye düşündüm. Beraber yemek yiyeceğiz. Ondan sonra tekrar yerine gidecek Barış. Arkadaşımla da buluşamadım. Yazıştım ama gerçekten hani yazdığı için, beni davet ettiği için tekrardan teşekkür ediyorum. İyi insanlar iyi ki var hayatımızda. Gerçekten iyi ki varsınız. Bugün de çok güzel bir gün geçirdim. Kendi başıma Ağrı sokaklarında gezdim. Bugün kuaför arkadaşla da konuştuk. Hani ülkemizin gerçekten güneyi, doğusu, batısı, kuzeyi hiç fark etmiyor. Her yeri ayrı bir cennet. Yeter ki bizler kıymet bilelim. Böyle gezdikçe çok güzel yerler görüyoruz. Sizler de bizlerle beraber geziyorsunuz ve bundan keyif alan arkadaşlar var. Mesajlarda yazıyorsunuz. Ağrılı olan, Vanlı olan, memleketine hasret olan arkadaşlar çok yazdılar. Rabbim sizleri de kavuştursun. Benim gibi eşinden ayrı olan arkadaşlar da var. Allah tez zamanda kavuştursun ama ilk önce can sağlığı. Sağlık olmayınca her şey boş, biliyorsunuz. Bugün de bu şekilde tamamladım. Öyle gelince yorumlarınıza devam ederim. Burada kapanışı yapayım. Dışarıda çok bir şey çekmem. Yemek yeriz, çay içeriz. Sonra Barış beni bırakır. Bugün de bitirmiş oluruz. Yarın da yeni bir güne başlarız. Kısmetse inşallah sizlerle birlikte. Umarım inşallah keyifle, sıkılmadan izlediğiniz bir video olmuştur. Oda turunu da böyle kısacık çekmişim. Onu da ekledim. Şu dolabı falan çekmemişim. Gerçekten güzel. İşte televizyondan internete giriyorsunuz. En azından mis gibi, belki bu taraflara yolunuz düşerse hani öğretmen evinde gözünüz kapalı kalabilirsiniz arkadaşlar. Evet, kendinize iyi bakın. Mesajlarınız için her birinize teşekkür ederim. Yine beni yalnız bırakmadınız. Allah razı olsun. Elleriniz, kollarınız dert görmesin. Hepinizi seviyorum. Hepinizi Rabbime emanet ediyorum. Hoşça kalın. Yarın tekrar burada buluşuruz.